Bu un kurdu. Bunlar. Moğuruyor. Mesela bunun tanesi ne kilo satılıyor? Tane. Tanesi ne kadar bunun? Bu, biz burada 2000 tane kutulan çalışıyoruz. Bak, bunlar da mı yumurtalar? Canlı doğum yapar. Yani şöyle baktım. Proteini yüksek. Proteini ama çek. Hayvanın büyüklüğüne göre, hareket kabiliyetine göre farklı hayvanlar için bu türler satın alınmakta. Örneğin bir tarantula için, büyük boy tarantula için hayvanat bahçelerinde örneğin bir 15 santim, 20 santim boylarında ayaklarını açtığında olan tarantula, hamam tarantula örümcekler var. Bu büyüklükteki bir hamam böceğine kalkıp da ne bileyim yeni doğmuş bir tartara hamam böceği yarım santimlik verirseniz o hayvanın dişinin kovuğuna gitmez. Dolayısıyla hayvanın cüssesine göre de daha büyük bir şeyler vermek gerekir. Bu durumda Madagaskar yetişkin bir 6-7 santimlik bir Madagaskar çok daha uygun olur. Çünkü bu tarz hayvanlarda kalkıp da ardı ardına 10 tane yemiyorlar. Bir tane yedeme icabında bir ay boyunca başka bir şey yemese hayatlarını sürdürebiliyorlar. İşaretidir. Yani kullanmış olduğumuz ürünlerin doğal olması, güvenin yaşıyor olabilmesi. Çünkü %100 organik şartlarda yetişiyor. Burada kaç çeşit hamam böceği var şu an? Şu anda 2 çeşit. Sen? Aynen. Onlar da patates makarası olursa onlar daha iyi. Hamam böceği tanelen satılıyor. En uygun hamam böceğinin fiyatı 65 kuruş. Türüne, boyuna bağlı olarak da en pahalısı 15 lira. 15 liradan satılıyor. Evet. Ama şimdi kimsenin aklına da şu gelmesin. Peynir ekmek gibi 15 liradan herkes kapı önünde sıraya girmiş, satın gibi alıyor gibi değil. Yani sene bazında baktığınızda 15 liradan verdiğiniz hamam sayısı belki 100 tanedir, belki 150 tanedir ama 1000 tane değildir. Dolayısıyla onun da alıcısı bellidir. Sınırlı sayıda. Sınırlı sayıda, yani öyle peynir ekmek gibi satılan bir ürün değil. Onun için zaten hamam böceği üretimi de sadece yok denilmesin denecek kadar. Yılan gibi. Ya o hamam böceği uzun ömürlü, türüne göre değişmekte. 3 ay yaşayan da var, ne bileyim 2 yıl yaşayan da var yani. Nasıl besleniyor? Bizim hamam böceklerimiz birinci derecede iyonizerli, ozon jeneratörlü, yani steril bir ortamda yetişmekte. Her şeyden önce sokakta, ne bileyim lağımlarda yetişen hamam böceklerine kesinlikle kıyaslamamak gerekir. Yani üzerinde herhangi bir virüstür, bakteridir gibi bir şeyler bulunduran cinsler değillerdir. Işığı hiç sevmezler. Tabii. Mecbur. Tabii. İsterseniz sinemde oluyor.